Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 22 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek ve sizin de 8. evinizi aydınlatıyor olacak. Evet 8. ev konularımız geçtiğimiz ay doğan Yengeç yeni ile beraber aktifleşti. Bu aynı zamanda bir Güneş tutulmasıydı ve bu ay 20 Temmuz'da tekrar yengeç burcunda yeni ay doğacak. Bu yıl iki tane yengeç yeni ayımız var. Dolayısıyla özellikle 8. ev konularımızda daha güçlü bir şekilde gündemimizde olacak diyebiliriz. Bunlar daha çok para, ekonomi konularını, parasal paylaşımları, eşinizin ve ortağınızın kaynakları ile ilgili alanları aslında sembolize ediyor. Hemen ayın başında 2 Temmuz'da Büyük öğretmen, sorumluluk gezegenimiz Satürn, Kova Burcu'ndan bir ayrılıp tekrar Oğlak Burcu'na gelecek. Biliyorsunuz Mart sonunda Satürn Oğlak'tan Kova'ya geçmişti. Ve geri hareketiyle beraber Kova'dan ayrılıp Oğlak Burcu'nu tekrar ziyaret edecek 2 Temmuz'da ve Aralık ayına kadar Satürn Oğlak Burcu'nda. Ve özellikle geçtiğimiz Şubat-Mart aylarında geçiş yaptığı derecelerde ilerleyecek ikinci evinizde olacak satürn gibi bir gezegenin retro bir gezegenin ikinci evinizdeki hareketi biraz parasal konularda sıkıntıları kısıtlamaları ortaya çıkarabilir veya şöyle bir etkisi olabilir bütçenizle ilgili kazançlarınızla ilgili gelir gider dengenizle ilgili belki bazı eksikler var Hani satürn'ün burada düzenlemesi gereken konular var bunları tekrar ele almanız için, tamamlamanız için fırsat da yaratabilir tabii ki. Aslında son 1,5-2 yıldır özellikle yengeç oğlak tutulmaları da bu alanları aktifleştirdiği için ekonomik anlamda böyle bir düzeninizin, böyle bir parasal gelir gider deniz bütçenizle ilgili genel düzenlemelerin öne çıktığı bir süreçteydiniz. Çoğu zaman parasal anlamda kaygılar, endişeler de yaratıyor tabii ki bu geçiş. Gelecekle ilgili bazı böyle kısıtlanmalar, biraz hani parasız kalma endişesi, korkusu ya da paranızı harcarken daha dikkatli olma, biraz daha belki artan sorumluluklar bunları aktifleştiriyor. Bu ay 5 Temmuz'da tam da bu alanda Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde Dolunay'la beraber ay tutulması yaşayacağız. Evet bu ay tutulması aslında son bir buçuk yıldır yaşadığımız yengeç olak tutulmaların sonuncusu. Artık önümüzdeki 9 yıl bir daha olak burcunda tutulma olmayacak. Ve bu tutulma bir yandan da geri gelen Satürn diyor ki artık şu finans konularına bir el atalım. Ve buradaki problemler neyse sorunları bir çözelim. Belki yanlış bir işle ilgileniyoruz. Hani kazançlarımız azsa veya kazanamıyorsak, yeterli koşullarımız yoksa belki parasal alanda kazanç elde edecek başka türlü arayışlarımız olabilir. Bu yolunda gitmeyen bir şeyleri tamamlayabilir veya bize yeni kapıları da açabilir. Tabii ki önemli bir farkındalık döngüsündeyiz. Veya bir süredir sürüncemede kalan Konular artık netleşecek, bir dengeye kavuşacak. Ee, çok hızlı olmayabilir bu süreç belki hani sonbahar aylarına kadar da sürebilir, ama artık bu parasal konularla ilgili e, bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. E, ya e, harcamalarımıza göre kazanç yolları bulacağız, ya da artık e, kazancımıza göre bir harcama planı oluşturacağız. İşte tüm bu koşullar bu tutulmanın kapsamında olabilir. 13 derecede olacak tutulma. Herkes aynı oranda etkilenmiyor tabii ki. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız sevgili yaylar. Özellikle 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, özellikle buna öncü burçlarsa, koç, terazi, yengeç, oğlak gibi bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Toplumsal olarak tüm dünyayı etkileyecek bir ay tutulması. Bununla da ilgili önemli bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Merkür, iletişim gezegenimiz Merkür 12 Temmuz'a kadar Yengeç Burcu'nda retro harekette olacak. 12 Temmuz'da artık bitiyor retrosu ve düzelecek, ileri harekete geçecek. 12 Temmuz'a kadar. Aslında henüz para konularında çok da netleşemiyor olabiliriz. Borçlanma konularına, banka işlerine, kredi gibi konulara, sigorta gibi konulara biraz dikkatli yaklaşalım. 12 Temmuz'dan itibaren hem merkür düzelecek hem e, o tutulmanın da enerjileriyle beraber belki bu finans alanında e, bu bütçemizle ilgili borçlanma alanlarında belki belki bazı kredi konularını daha rahat ele alabilir harekete geçebiliriz bu bir işbirliğiyle ilgili bir anlaşma da olabilir eşimizin parasal kaynakları ile ilgili bağlantılarımız olabilir belki bazılarınız için bir miras nafaka konusu var beklediğiniz bir nafaka ödemesi var gelmiyor gecikti e, bir kredi ödemesi var, bunu ödeyemediniz, gecikti veya sigorta ile ilgili tıkanan konular var, beklediğiniz bir burs ya da bir tazminat bekliyorsunuz, bu gecikti. Tüm bunlar 12 Temmuz'dan itibaren daha rahat çözümlenme imkanı bulabilir. Ve bu ay boyunca Mars enerji gezegenimiz Mars Koç burcunda olacak. Aslında Mars'ın Koç burcundaki hareketi 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi. Çünkü yıl sonuna kadar Önümüzdeki yılın Ocak ayına kadar Mars Koç'ta olacak. Üstelik 10 Eylül ile 25 Kasım arasında da retro hareketini yaşayacağız. Demek ki bu kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önemli bir geçiş. Mars Koç'ta çok güçlüdür. Sizin gibi de bir ateş burcu Koç biliyorsunuz. Aslında Mars Koç'ta ilerlerken size enerjisel olarak güçlü destekler de verir ve bu ay boyunca Mars Koç burcunda sevgili yaylar 5. evinizde olacak. Enerjinizi arttırıyor, motivasyonunuzu arttırıyor, cesaretinizi arttırıyor. Ee, belki daha böyle eğlenebileceğiniz, keyifli olabileceğiniz fırsatları da karşınıza çıkarabilir. En azından daha böyle bir deneyimsel olacaksınız. Aşk hayatınızda girişken olabilirsiniz örneğin. Veya yeni bir ilgi alanında bir hobiyle ilgilenirken e, sosyal hayatta daha girişken daha aktif olabilirsiniz. E, fiziksel aktiviteniz de yoğun. Bu ay genelinde spora başlayabilirsiniz. E, çok daha e, fiziksel anlamda hareketli olabileceğiniz e, bir döngüdesiniz. Bu sosyal hayatınız da canlandırabilir. Mars'ın bu pozisyonunu iyi değerlendirin. Sadece parasal konulara biraz dikkatli yaklaşın. Özellikle ayın 8'i ile 15'i arasında aşırı harcama eğilimi biraz kontrolsüz para harcama eğiliminde olabilirsiniz ee, riskli ve Spekülatif alanlara yatırımlara piyasalara da biraz daha dikkatli temkinli yaklaşmakta fayda var Evet 20 Temmuz'da yengeç burcunda yeni ay doğacak ee, ikinci yeni yengeç yeni ayımız bu bu yıl yaşayacağımız Normalde her burçta bir yeni ay yaşarız ama bu yıl yengeç burcunda iki yeni ayımız var Güneş Satürn karşıtlığının aktifleşeceği bir dönemdeyiz 20-21 Temmuz bu yeni ay size para konularında ciddi olmanız gerektiğini işaret ediyor uzun vadeli sorumluluklara işaret ediyor uzun vadeli parasal kazançlarınızla ilgili adımlar atılabilir Belki yeni bir iş adımı olabilir bu. Bunun yanı sıra bir kredi gibi bir borçlanma konusunda da yine uzun süreli bir borçlanma ile ilgili ee, yine bir oluşum gündemde olabilir. Ee, size maddi anlamda güven sağlayacak ya da maddi anlamda bazı sorumluluklar yük, e, yükleyecek bir yeni ay döngüsü olduğunu söyleyebilirim. 28 derece yengeç burcunda olacak. Kişisel haritalarınıza lütfen bakınız özellikle 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. 22 Temmuz'dan itibaren güneş artık Aslan burcuna geçiyor. Ve ayın son haftasında güneş Aslan burcunda e, ve sizin için de özellikle güzel bir alanda 9. evinizde parlayacak. Burada e, coşkulu bir enerji verecek size, keyifli bir enerji verecek. Özgüveninizi ve motivasyonunuzu da oldukça yükseltecek. Ayın sonlarından itibaren eğlenmek isteyeceksiniz, seyahat etmek isteyeceksiniz. Aşk konuları, romantizm konuları biraz daha hayatınızda gündemde olabilir. Daha giriş, girişime dönük, daha cesur olabilirsiniz. Ve gökyüzü sizi yeni girişimler konusunda da destekliyor olacak. Ama bunu daha çok belki Ağustos ayındaki aslan yeni ayıyla beraber hayata da geçirebilirsiniz. Ee, sevgili yaylar, sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafımdan yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.